Ekranlarından herkese merhabalar. Japonya kaynaklı haberlere göre Fenerbahçe Takumu Kawamura'yı transfer etti. Bugün Murat Köten'le birlikte bu transfer gelişmesini konuşacağız. Öncelikle nasılsın Murat? Teşekkür ederim Sercan. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Japonya kaynaklı haberlere göre Fenerbahçe Kawamura'yı transfer etti. Bu iddia hakkında düşüncelerin nelerdir? Öncelikle böyle başlayalım. Şimdi bir kere Kawamura ismi yani bizim için sürpriz bir isim oldu. Çok beklediğimiz isimlerden biri değildi ki geçtiğimiz günlerde de yine Football Plus ekranlarında birkaç farklı oyuncudan bahsettik. Kawamura bu isimlerden biri elbette değildi. Bizim de çok öyle yakından tanıdığımız bir isim değil kendisi. Şimdi bir kere Kawamura ismi öncelikle bize biraz işte Kim Min-jae dönemini hatırlattı. Orada da Vitor Pereira döneminde biliyorsun ki çok ciddi bir transferdi bu. Gelirken aslında oyuncunun gideceği belliydi. Yani Fenerbahçe'yi bir hani iyi anlamda, olumlu anlamda bir basamak olarak kullanacaktı ki bu da gayet doğal bir durum. Fenerbahçe'ye de ciddi anlamda bir bonservis bedeli kazandırmıştı. Kim Min-jae. Şimdi Takumu Kawamura ile alakalı da böyle bir gelişme var. Senin de söylediğin gibi Japon basını bu transferin bittiğini yazdı. 99 doğumlu 23 yaşındaki orta saha oyuncusu bir 10 numara kendisi. Şimdi mevki olarak baktığımda bir kere sol ayaklı bir oyuncu. Önce bunu söyleyelim. Yani biraz mevki olarak hani tabii Arda'ya da benziyor ama boyu 1.83 Sercan. Yani 1.83 bir orta saha bir 10 numara oyuncusu. Ligimizde gerçekten hani bu ligde baktığımda uzun boylu 10 numaralar her zaman fark yaratmıştır. Onun dışında oyuncunun zaten genç olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu sezon baktığımda 18 maçta forma giydi takımıyla 3 golü bir asisti var. Ve bence burada en önemli noktalardan biri de şu. Yani 18 maçın tamamında ilk 11'de oynadı. İlk 11'de sahaya çıktı. Bu da bence oyuncunun hani devamlılığı açısından genç yaşına rağmen takımının önemli bir parçası olması açısından faydalıydı. Yani şöyle Japon kaynaklı bir haber olduğu için biz şu an bu haberi direkt olarak doğrulatma gibi bir durumumuz çok fazla yok ama önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde çok daha net şeyler söyleyebiliriz. Onun dışında baktığımda oyuncunun sözleşmesi 2024 Ocak'ta sona eriyor. Yani bu da hani tabii transfer açısından, bonservis açısından da Fenerbahçe'nin elini kuvvetlendiren bir durum olacaktır ki oyuncunun piyasa değeri de işte 800 bin euro, 1 milyon euro civarlarında olduğunu görüyorum. Ha, bu da aslında biraz transferin düzeltiyorum sözleşmesinin de Ocak'ta bitiyor olmasından kaynaklanıyor. Yani sözleşmesi bittiği için aslında bonservisi biraz daha düşük. Ya, onun dışında sürpriz bir oyuncu. Onu söylemiş olalım. Hani çok fazla böyle üzerine detaylıca konuşabileceğimiz bir isim değil. 24 maç, 5 gol, 2 asisti bulunuyor. İşte Japonya Ligi var, Japonya Kupası var vesaire. Oralarda forma giymiş bir oyuncu. Zaten kariyerinde Japonya dışında da bir yerde forma giymediğini söyleyebiliriz. Hani kapalı kutu denir ya Sercan. Aslında birazcık öyle bir isim Kawamura. Şimdi haber tabii çıktıktan, yayıldıktan sonra böyle oyuncunun bazı videoları ortaya çıktı. Videoları da paylaşılıyor. Böyle uzaktan attığı bir gol var mesela. İşte teknik kapasitesinin de biraz yüksek olduğu söyleniyor. Yani özellikle Japonya Ligi'ni takip eden bazı işte gözlemcilerin yorumlarına baktığımızda özellikle oyuncunun uzun boyuna rağmen hareketli olması ve teknik kapasitesinde yüksek olması oyuncunun belki de en fazla öne çıkan özelliği diyebiliriz. Yani dezavantajlarıyla alakalı şu an için bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü az önce de belirttiğim gibi yani çok fazla tanıdığımız, izlediğimiz bir isim değil. Sadece bizde yapılan bazı yorumlardan, bazı değerlendirmelerden görebildiğimiz kadarını söylüyoruz. Ya onun dışında hani İsmail Kartallı Fenerbahçe'ye baktığımızda bilmiyorum yani Kawamura ismi belki de böyle sezona damga vuracak bir isim olur. Belki de çok fazla süre alamaz. Gerçekten böyle iki ucu da açık diyebilirim. Japonya'dan gelen iddialar senin de söylediğin gibi. Akıllara da şu soru geldi otomatikmen. Arda Güler gidiyor mu? Bu transfer Arda'nın yerine mi yapıldı? Soruları akıllara geldi. Ben bu transferi şöyle yorumluyorum. Fenerbahçe Kim Min-jae'den sonra 2-3 oyuncu da uzak doğudan getirmişti zaten. Ancak altyapı için getirmişti. A takım için değil. Bu transferi de bir yatırım olarak görüyorum. Belki oyuncuyu transfer edip Japonya'da 1 sene 2 sene daha kiralayabilir veya başka ülkeleri kiralayabilir. Tamamen yatırım olarak bakıyorum.
Fenerbahçe'nin Arda Güler'in gitmesinden sonra bu tarz nasıl diyeyim, henüz kendini ispat edememiş bir oyuncuyla Arda'nın yerini doldurabileceğini düşünmüyorum. Oyuncunun Hiroşima takımında oynadığını söyleyelim ve tanıdık bir isim aslında oyuncunun teknik direktörü Michael Skibbe. Galatasaray'da da teknik direktörlük macerası yapmış bir teknik direktör, tanıdık bir isim. Yanlış hatırlamıyorsam Eskişehirspor'da da yine çalışmıştı Galatasaray'dan sonra. Evet. Oyuncu hakkında senin de dediğin gibi çok fazla bir veriye sahip değiliz istatistikleri dışında. Tabii ileriki günlerde transfer gerçekleşirse detaylı bir şekilde de inceleriz. Onun dışında şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'de bu transfer Arda Güler veya Lincoln'un gidişine bir yol gösterir mi sana göre? Evet. Yani şöyle, şimdi bir ön ayak olur mu dersen, yani ben Arda'yla alakalı olduğunu düşünmüyorum bu transferin. Önce onu söyleyeyim. Yani Arda çok daha farklı bir yerde şu an. Hani pozisyon olarak işte benzerlikleri olsa bile, hani Arda'yla rekabet edebilecek veya Arda'nın yerine oynayabilecek bir isim bence değil. Şu an için söylüyorum. Yani Lincoln konusu bilemiyorum. Yani İsmail Kartal Lincoln'la alakalı nasıl bir rapor hazırlar? Nasıl değerlendirir oyuncuyu? Belki çok daha fazla süre verecek. Belki de takımdan gönderecek. Yani onu şu anda bilemiyoruz. Bu da bir soru işareti. Onun dışında Kavamura ile alakalı az önce golünden bahsetmiştim. Bu sosyal medyada paylaşılan bir golü var. O golde Japonya Ligi'nde yılın golü seçiliyor bu arada. Seçildi. Onu söylemiş olalım. Onun dışında Sercan, oyuncu ile alakalı yine böyle biraz yabancı gözlemcilerin de yorumlarını incelediğimde, yani tabii çok benzetmek belki doğru olmaz ama yani tarz olarak Kaka'ya biraz benzediği söyleniyor. Yani işte özellikle uzun boylu olması, o uzun boyuna rağmen çevikliği vesaire. Hani birazcık Kaka benzetmesi var. Yani heyecanlandıran bir transfer bence. Bu tarz isimler gerçekten hani baktığımızda çok fazla işte isim yapmamasına rağmen böyle oyuncuların ligimize gelmesi, böyle oyuncuların takımlarımıza gelmesi. İşte Kim Mi-jae örneğini verdim yayının hemen başında. Onun dışında böyle birçok isim yine söyleyebiliriz, konuşabiliriz. Ya böyle oyuncular aslında Türk futbolunun kurtuluşu olabilir. Hani siz şimdi işte 800 bin euroya, 1 milyon euroya Kavamura'yı aldığınızda, işte 2 sezon burada göstereceği performanstan sonra işte 20-30 milyon eurolar konuşulabilir. Bu isimlere ihtiyacımız var ki işte Edin Dzeko transferinde tabii ki çok başarılı bir transfer, müthiş bir yıldız. Ama eleştirilen bir kısım da vardı ki o da hani oyuncunun artık İşte 37 yaşında olduğu ve Fenerbahçe'nin hani herhangi bir maddi olarak bir kazancının olamayacağı bundan sonra Dzeko ile alakalıydı. İşte Kavamura gibi isimlerle de biraz dengelemek gerekir bu durumu. Yani Dzeko'yu da alın, Kavamura'yı da alın. Sonrasında yani Kavamura'yı sattığınızda ondan gelecek bonservisi de daha iyi değerlendirebilirsiniz. Ya durum aslında birazcık bundan ibaret. Söylediğimiz gibi Japonya kaynakları bu transferin bittiğini söylüyor. Bittiğine yönelik haberler var. Önümüzdeki günlerde ve saatlerde de daha net şeyler söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Ağzına sağlık Murat. Dediğin gibi şu an biraz üstü kapalı oyuncuyu değerlendirdik. İleriki günlerde bu iddialar gerçeğe dönüşürse daha detaylı bir video illaki gelecektir. Teşekkür ediyorum sana. Yayını izleyen herkese de teşekkür ediyoruz. Futbol Plus YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum Sercan bu arada. İzleyicilere de ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar da yayının başından sonuna kadar izleyerek bize destek oldular. Futbol Plus eğer abone olurlarsa önümüzdeki tüm yayınlardan da haberdar olabilirler. Bunu da söylemiş olalım. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.